Arkadaşlar merhabalar. Kısa bir aradan sonra sevgili dostum Mesut Bıyık'la, namı diğer otomobilin Mesut abisiyle yine bir testte, yine bir çekimde merhabayız. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün yanımızda gördüğünüz gibi koca bir dev var. Kia EV9. Kia EV9 Türkiye'ye geleli birkaç ay oldu, şunun şurasında. Evet. Ve çok ilgi çeken bir model. Dünyada da çok önemli ödüller almış bir model. Özellikle tasarım ödülü alıyor ve tasarımcısı da bir Türk. Bu çok güzel. Benim de çok sevdiğim, böyle yakında ilişkide olduğum Berk Erner bunu tasarladı. Evet, çok önemli. Kendisi Amerika'da yaşıyor. Yani Amerika'daki Kia'nın tasarım merkezinde bu tasarlandı. Berk Erner yaklaşık 9 sene bu otomobilin, EV9'un tasarımını uğraşmış, düşünmüş, çalışmış. Mesut, sen de dikkat ediyorsun, kübik tasarımı var ve bildiğin vagon bu. Ya kocaman bir, neredeyse tank, Amerikanvari bir otomobil değil mi sence de? Tabii. Yani Amerikalıların sevdiği bir tasarım. Zaten Amerika'da tasarlanan bir model. Güney Korelilerden çok gördüğümüz bir tasarım değildi. Ama elektrikli otomobillerle birlikte biliyorsunuz tasarım da çok ciddi şekilde değişmeye başladı. Bir zamanlar böyle tuhaf tuhaf elektrikli otomobiller tasarlamışlardı. Evet. Böyle amip gibi duruyorlardı falan. O çirkinliklerden kurtulduk Allah'a şükür. Evet. Yani elektrikli otomobilleri biraz daha, mesela hiç BMW tasarımına benzemeyen bir i3 gördük. Aynen. Daha öyle. Böyle küçültülmüş gibi, mikrolaştırılmış gibi. Çünkü markalar arayışta, onlar da yaşayarak, görerek, kullanıcı deneyimlerden yeni tasarımlar çıktı. Ama bence gerçekten Kia EV9 ezber bozuldu. Kia yeni logosunu KN diye aratıyorlar. Ve çocuklar, gençler, aramalara evet, bakın. Evet. KN diye arattıklarında Kia çıkıyor. Ve dünyada bu çok yeni logo KN'ye çok benzetiliyor. Şimdi şöyle, ne diyorsun bu konuda? Şöyle oluyor o konu. Gerçekten ilginç bir konu. Şimdi ilk defa bu logoyla arabayı yolda görenler kafayı karıştırıyor. Kafa karışıyor. Diyor ki KN diye bir araba çıkmış. Bu KN nasıl bir arabaymış diye Google'dan aratmaya çalışıyorlar. Fakat ilginçtir, Google'la Kia bir ortaklaşa, bir proje mi dönüştürdüler bu işi? KN yazdığında Kia çıkıyor. Kia çıkıyor. O da ilginç. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, evet. 2700 kilogram ağırlığında. Bayağı ağır. Yerden diyelim. Yüksekliği 1.78. Dingil mesafesi 3 metre. Evet. Yani baktın ve yerden yüksekliği de, yani başlangıcı arabanın 18 santim, neredeyse 20 santim. Yani baktığında bildiğin bir tank değil mi bu Mesut? Evet, lastiklerde 21 inç bu arada. 21 inç, aynen. Sevgili Mesut, bataryadan biraz bahsedelim istersen. Evet, 98 kilowatt saatlik bir batarya var. Bayağı büyük bir batarya açıkçası. Yani o büyük bataryayı sığdırabilmek için de doğal olarak dingil mesafesini uzatmışlar. Kesinlikle, 3 metreye kadar. Aynen. Ulaşmış ama tabii ki dingil mesafesinin tek uzun olmasının tek sebebi bataryanın büyüklüğü değil. 98 kilovatla bu arada karma yol menzilde 505 kilometre yol yapabiliyor. Şehir içinde 668 biraz, neredeyse 670. Evet. Ama tabii o da yani batarya büyük olmasından kaynaklı menzili de gayet iyi bu arada. Evet, evet. Fakat 4 çeker bir araç ve 2700 kilo. Kilo. Tabii ağırlığı tabii. Bu bataryayla normalde daha küçük bir araç olsa, daha hafif bir araç olsa ve 21 inçlik jantlar, 21 inçlik lastikler yerine daha küçük lastikler olsa muhtemelen bence bir 700'ü geçecek. 700-800'ü bence de bulur. Ben yani de onu hani konuştuk çekimden evvel. Bence de çok mantıklı. İstersen çift motorlu bu arada. Yani hem arkada hem önde birer tane motor olduğu için 4 çeker olarak da çalışıyor. Tabii yani 0-100 hızlanması da oldukça başarılı. 5.3 saniye. Maksimumuz 200 diyor ama deneyemedik İstanbul'da. İstersen lafı fazla uzatmayalım. Çünkü hakikaten bu otomobilde, bu ezber bozan otomobilde anlatacak çok şey var sevgili Mesut. Biraz bu arada önden bahsedecek olursak alttaki panjur kapalı şu anda. Evet. Fakat yolda giderken eğer ihtiyaç duyarsa, yani pili soğutmak isterse mesela. Oradan kullanıyor. Aktif olarak çalışıyor bu panjur. Tabii şunlar panjur açılıyor bildiğim kendi kadarıyla. Kendi kendine açıyor, ihtiyaç duyduğunda açıyor. Ve oradan yan kanallar hava girişleri, var artık ayrıca da. Evet, hava girişleri var. Alıyor ve bataryayı soğutmaya yarıyor bu. Bu tasarımın kübik bir tasarım bildiğin üzere. Farları görüyor musun? Yani farlar gerçekten LED, LED farlar ve şöyle bir L şekli. Bu güzel, kompakt, tek yekpare ön kaputu nasıl bir şey hale getiriyor? Böyle daha alımlı, daha
dikkat çekici. Farlara baktığın zaman bumerang gibi, hatta Amerikan eskaladelere benzemiyor mu? Evet evet evet. Yani Lincoln'e de benziyor. Lincoln'e biraz. De yani benziyor. Yani zaten Amerikan görüntüsü, esintisi fazlasıyla var. Bu arada LED teknolojisi çıktı çıkalı tabii ki farlarda da önemli tasarım değişiklikleri oldu. Artık ince uzun tasarımlar yapılabiliyor. Mesela LED yokken böyle bir gündüz lambası yapamıyordu. Yapmıyordu. Yapılamıyordu. Peki bir şey soracağım. Bu arada böyle mercekli bir far da yok farkındaysan. Evet evet. Nokta nokta, daha doğrusu kare kare 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane lamba koymuşlar yan yana. Bu LED farların, 10 tane LED farın hareketli olduğunu, yola duyarlı olduğunu biliyor musun? Hepsinde motor var yani. Bu otomobilin fiyatı da yaklaşık 5 milyon, 4 milyon 995 bin. Pahalı mı? Yani nereden dediğin gibi baktığına bağlı. Nereden baktığına bağlı. Ben sana bir örnek vereyim istersen. Lütfen. Mercedes E180. Bak, Mercedes E180 giriş paketi biliyorsun. Evet. Ve onun full dolu bir paketi var. Yani evet. En yüksek paketi tam da bunun fiyatıyla aynı. Aynı. Yani 4 milyon 900 küsür bin lira. Bu da 4 milyon 900 küsür bin lira. Peki Mercedes E mi bu mu? Ben bunu tercih ederim. Yani şimdi hayır, elektrikli şu açıdan bakıyorum olması, ben. Mercedes E mi bu mu derken şunu kastediyorum. Belki Mercedes karakteristik olarak ya da ne bileyim sunduğu özellikler olarak vesaire vesaire birçok açıdan tercih edilebilir bir otomobildir. Evet. İtibarlı bir otomobildir. Ama fonksiyon olarak bahsediyorum. Şimdi bu otomobil 6 kişilik ve içeride koltukların hepsi hareketli vesaire falan filan. Ortadaki iki koltuk evet, arkaya dönüyor. Evet, 2-2-2 şeklinde gidiyor. Tabii tabii. Ve işte elektrikli otomobil. Şimdi elektrikli otomobiller Türkiye'de daha düşük bir ÖTV diliminde oldukları için biraz daha uygun fiyatlı oluyorlar. Doğru. Ama hani bu aracın o fonksiyonelliklerine ve teknoloji yeniliklerine baktığınızda bir E serisinden daha fazlasını sunuyor. Aynen öyle. Üstelik de E serisinin giriş paketinden kesinlikle bahsettik. Kesinlikle öyle. Aynen. Bugün tabii yağmur yağıyor. Mayıs'ın başındayız. Bu arada Mayıs'ın ilk günü 1 Mayıs. İşçi bayramı, işçi arkadaşlarımın bayramı. Emek bayramı herkese kutlu olsun bu emekçi arada. Bayramı biz de emekçiyiz abi. Biz de emekçiyiz. Biz de basın emekçisiyiz. Muhammed'in de, sevgili yönetmenimiz Muhammed'in de 1 Mayıs emekçi bayramını kutlarız. Onun nezdinde tüm emekçilerin bayramı da kutlu olsun. Emekçi arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı. Evet. Şu önü bana biraz şöyle, burası çok böyle büyük ve kocaman boşluk gibi geldi. Doğru. Yani bir ızgara yok, ızgara altta var yani bir. Ama şimdi otomobilin genel tasarımı hani senin demin tarif ettiğin gibi tank gibi. Tank gibi. Durunca Vagon. Sanki ön cephenin o büyük bloğu affedilir gibi duruyor. Yani ben normalde bu kadar parçalanmamış blokların senin tasarımda çirkin olduğunu düşünürüm. Hayır. Ha. Çirkin olduğunu düşünürüm. Ama bunda sanki böyle çok çirkin değil gibi. Belki işte far tasarımının filan dikkat çekici olması, oradaki bloğun çok geniş olmasını affettiriyor gibi. Sanki böyle bir durum var. Bana çok çirkin gelmedi. Ama bu kadar geniş blok, boş bir blok, üstünde de herhangi bir şeyin olmaması, en azından ne bileyim logoyu mu buraya indirselerdi filan diye düşünülebilir. Ben valla bu otomobili alsam buraya bir kendim özel bir şey yaptım. Sticker yaptım. Sticker. Mahmut hayırlı olur. Gibi ha, bir şey yazabilirsin. Bir de otomobilin siyahı. Ben, şirketler ben, için güzel olur yani. Bence olabilir. Bir de ben Bağdat Caddesi'nde birkaç gün kullandım bunu. Zengin adamsın, oralarda geziyorsun. Estağfurullah arkadaşlar, ama gerçekten durup sordular, durdurular sordular, nedir dediler. İnsanların evet. Bakışlar nasıl, hani reklamlarda olur ya. O an ben bunu ilgiyi hak ediyor ama. İlgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok yani benzer otomobiller görmediğimiz için fazla, kimse evet. Görmediği için yani birazcık benzersiz bir tasarıma sahip. Dolayısıyla ilgi çekici olabilir. Yani sokağa çıktığınızda da İnsanlar bir dakika bir bakalım şuna diyebilirler. Aynalarından yağmur, da bahsedelim. Aynaları istersen sevgili Mesut yana geçelim. Janttan bahsettik, 21 inç dediğimi. Alışımlı siyah ve kare. Alışım kare değil o arada. Plastik kapak. Ha, plastik mi? Ha. O zaman benim yanlışım. Hep alışmışız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, bunlar plastik kapak. Elektrikliler de bunu yapıyorlar. Bunlar da değil mi neredeyse böyle bir plastik. Olabilir. Onlar da plastik olabilir. Evet. Baktığında. Ve işte yeni değil mi? Bize çok ilginç gelen şey de vardı. Audi e-tronlarda vardı. Audi e-tronlarda var. Başlangıçta aslında bizim TOGG'a da koymuşlardı bunu. Ha, hatırlarsan. Evet yani doğru. Prototipte. Fakat seri üretimde yapmadılar bunu. Yapmadılar. Çünkü bayağı masraflı diye düşünüyorum. Masraftan öte birazcık da şey yani maliyet olarak da maliyet tabii giriyor. Olarak.
Aynı zamanda da işte alışık olmadığı şeyler insanların biraz alışıncaya ama kadar. Ama dikkat çekmiyor mu Mesut? Çok arkadaşlar burada... ne diyorsunuz siz? Yani Mesut'un da fikrini bu kamera bu böyle burada bir tane kamera var. Evet. Yani bu aslında bu kadar büyük bir aynaya benzer bir blok yapmalarına gerek yoktu ama ayna gibi de görünsün diye kamerayı böyle bir şeyin içine almışlar. Daha küçük bir çıkıntıyla da bu kamera yerleştirilebilirdi evet, evet. Ama o zaman da belki buradaki çıkıntı çirkin durabilirdi. Bu daha şık duruyor. Evet, hafif şöyle bir sinyali de yine koymuşlar. Üstüne de sinyal koymuşlar, de koymuşlar. Evet. O da güzel. Otomobile baktığın zaman arkaya bak, kendi karartırmış camları ve düz hatlar ve kapı kolu kendi rengi. Sevgili Mesut, aynalardan sonra diğer ilginç bu şeyimiz... arada o kamera ayna sistemi de katlanıyor. Katlanıyor tabii tabii. Bak şöyle yapalım. Aynen öyle. O kapatınca şeyi. Evet. Bunların gövde renginde olması da güzel. Gömülü. Gömülü de. Gömülü ama böyle rahatsız olduğum gömülüler var benim. Bazılarını sevmiyorum. Böyle elini altına sokman gerekiyor. Ya da şuradan parmağını tutup çekmen gerekiyor. Hyundai Kona'da. Bazılarında var işte. Şeyde vardı. Şeyde. De benim hiç sevmediğim. Ya, Ioniq. Ioniq. Yok yok, Ioniq değil ya. Onda da vardı. Onda da var evet ama söyle Renault E-Tech'te, Megane E-Tech'te hiç beğenmemiştim onu. Hmm. Hatta şeydekini de beğenmedim açık söyleyeyim ben. Bak, Toyota CHR'da da var. CHR'da da o da var. Güzel değil ama bu bak Mercedes'tekinin aynısı bu arada. Aynen, çok güzel. Yani gerçekten Mercedes'te de böyle kavramalı. Aynen, esas Hyundai ile Kia biliyorsun Kore'de arkadaşlar aynı fabrika, aynı grup. Aynı grup evet. Ve hani ama aynı binada yan kapı kolu kullanmamışlar. Evet, kullanmamışlar. Güzel bir kapı kolu bu. Güzel. Yan tasarıma genel olarak baktığımızda çok fazla denecek bir şey yok tam galiba. Tank. Tam tank yani. 2700 kilogramlık bildiğiniz bir tank. Boyu 1.78 gördüğünüz bizden üzere. Bizden bile yüksek. Neredeyse. Yani, neredeyse. 1.78'den fazladır abi. Ben 1.79'um. Tabii benden aynen. Yüksek. Tabii tabii. Daha hani yüksek. Baktığında burası da elektrik... Şarj kapağı. Şarj kapağı. Gördüğünüz gibi burada soketi var. Diğer tarafta da bu da gösteriyor ne kadar elektrik, ne kadar şuradaki şarj ettiğini. Ha, pardon. Bu da kapatıyor. Buradaki ışıklarla ilgili. Bu da düğmesi. Şu anda 4 tane ışık var. Full biri yani. Kapanmış. Yok, biri sönmüş. 3 tane kalmış. Bu da yaklaşık %68-%70 civarında bir seviyede demek. Bana çok düzgün, bazıları çok karışık oluyor. Bu çok düzgün, çok böyle kolay evet. Gibi geldi. Evet. Jant tasarımlarını beğenmedim yalnız, onu söyleyeyim. Evet, sen o janta biraz böyle plastik böyle alışım deyince oradan bir yok, şey tasarımı da güzel değil bence. Evet, evet. Yani kapalı yapmaya çalışmışlar. Buralara böyle büyük plakalar. Köşeli bir tasarım yapmışlar, farkındasın. Ya Mesut, genel olarak baktığında arka tasarımı sen çok beğendin. Ben de beğendim. Evet. Önle de uyumlu üstelik. Önle uyumlu. Mesela yine Kia'nın biliyorsun sportacı modeli var yeni. Onun arka tasarımını çok çok beğeniyorum ama önle hiç uyumu yok ona. Evet. Baktığın ön zaman farklı, arka farklı. Şimdi spoiler'a gelmeden evvel stoplara geleceğim. Neye benziyor? Benzettiğin bir otomobil var mı, bir model? Ya düşünüyorum. Evet, bir şeyi şunu çağrıştı. Şunu çıkardığını ama. Düşün. Ha. Şunu evet. Çıkarttığını düşün. Volvo XC90, XC60'a benzemiyor mu? Çok benziyor. Doğru. Onu koyduğun zaman oradan kurtarmışlar biraz diye tasarım arkadaşlar, öyle düşünüyoruz. Kusura bakmayın. Bu otomobil çekerse size de arkamı dönüyorum ama Mesut'la konuşur. Gerçek Mesut gibi bir üstad kardeşimle bu işleri, çekimleri yapıyor olmak da hakikaten bana keyfi, onur veriyor. Hem bilgisi eyvallah, bakımda bana yok gerçek. Onur veriyor. Teşekkür ederim. Bu arada ne kadar dik bir arka var görüyorsun değil mi? Ne kadar büyük, baksana. Evet, bu spoiler bayağı. Spoiler nasıl? Bak, stop farı var orada. Evet, stop farı. Kamera var burada. Boydan bak, bu geri stop yapmışlar. Arka dikiz aynası var ya, bak bu kamera hani aynada içeri gittiğimizde evet. Sürüş yaptığımızda anlatıyor olacağız. Burada da aynı şekilde bir bu kamera. Bu park kamerası. Kamera evet. Bu ayna, dikiz, dikiz aynasının kamerası. Anteni evet. Zaten klasik o, köpek balığı yüzgeci. Evet. Bu arada biraz da alt tarafından ilgili ne dersin? Daha bir sade, daha bir ya şey burada yok. Da büyük bir blok var aslında. Önde dedin ya senin eleştirdiğin evet. Büyük blok. Burada da boş bir blok var. Yani kurumsal şirketler için ebeği yeri var. Eve güzel. Bunu alıp üzerine oraya pankartlar Volvo sticker yapıştırılabilir. Yarışabilir. Evet. Burada logosu var. GT Line olduğunu. EV9 logosu var. Arkada alt stoplar var bildiğin gibi. Yani arka tasarımını ben beğendim. Özellikle bu çıkıntı, yani bu spoiler bayağı evet. Görkemli gösteriyor. Yani böyle baba bir şey olduğunu belli ediyor. Genel olarak da zaten çok baba görünen bir araba açıkçası. Evet.
Yani böyle pahalı araba havası fazlasıyla var. Yani Kia genellikle pahalı araba havası yaratmaya yönelik yeni dönemde bunu çok yapmaya başladı. Şimdi EV9 da zaten Amerikalılara hitap eden özellikle. Aynen, Amerika pazarına, Pazarına hitap eden ama Türkiye'de de bunun beğenileceğini düşünüyorum. Ben bence açıkçası çok dikkat çekici. Yani arada o parayı verir mi vermez mi insanlar ayrı. Evet. Ama yani veren de karşılığını alır bence. Evet. Bence diğer tarafta bir de bagaja geçelim. Şimdi ve gördüğün gibi bu dokunarak da açabildiğin, aslında yaklaşarak, yaklaştığında böyle açan ama bazen yapmıyor. Bir de böyle. Bak şimdi açtı. Normalde evet. Gördüğün yani gibi. Kia ve Hyundai modellerinde artık öyle bir özellik var. Bazen lüzumsuz oluyor. Yaklaşıyorsun, çok da açılmasını istemediğin halde açılabiliyor. Bunda da öyle bir özellik 312 var. 312 litrelik bir hacmi var. Kompakt bir bagaj. İstersen Mesut sen anlat. Ben çünkü çok ters dönüyorum. Evet, evet. Biraz. Şimdi 6 koltuk olduğu için yani 3 sıra koltuk olduğu için tabii bagaj küçük duruyor şu evet, anda. Evet, aynen. Fakat bunları yatırdığınızda tamamen yatıyor. Yani tabii ki. İyice bagaj seviyesinde yatıyor. Öyle şöyle yatıyor, evet, gördün orada mü? Orada düğmeyle de yatırılabiliyor. Evet, doğru. Bak öndekini de yatırıyorum. Evet, evet. Bak hepsini yatırdım. Gördünüz mü? Bu da sürpriz. Bu da sürpriz. Buradaki kafalıkları da kendi katlanıyor. Aynen öyle. Bak gördün mü? Normalde burada yaşayabilirsin, yatabilirsin kampa aynen, gittiğinde. Aynen, buraya bir yatak, şişme yatak koyup aynen, kamp gibi yapabilirsin. Burada çakmak enerji almak için ve üzerinde de normalde kapamak için de içeriden burada bir düğme daha var. İçeriden bu bagajı kapatmak aynen, için. Aynen öyle kapatmak. Ve şurada 250 voltluk ve 16 amperlik, doğru mu bakıyorum? Evet, 16 amperlik bir o da güzel priz de var. Evet. Yani buradan da elektrik şu da güzel. Bak koltukları bak, kaldırsan evet. Bak. Bu arada bagajın kapağını kaldırdığımızda da aşağıda böyle avadanlıkları koyabileceğimiz evet, bir bölüm de var. Bölüm var. Bardaklıkları görüyor musun? Ne kadar güzel yerde. Bak arka çok güzel düşünmüş ve koltuk ısıtmaları var. Görüyor musunuz şurada? Evet, arka bütün yolcu ısıtması ve ısıtması var. Soğutması var ve bu çok güzel bir şey. Evet. İkisi bunda de Ikea grubu hem ısıtma hem soğutmayı koyuyor bütün modellerine. Ve düşün 6. koltuk, 5. 6. koltukları görüyor musun? 3. sıra koltuklarda bile ısıtma soğutma var. Bardaklıklar var. Yani baktığın zaman gerçekten bir SUV değil mi? Biz buna SUV diyoruz. Öyle diyelim evet. Ve buralarda da gördüğün gibi her iki tarafta da Type-C girişleri var evet, değil mi? Evet, Type-C girişleri çok var. Çok hoparlörler var, küçük tweeterlar var gördüğünüz gibi. Evet, evet. Otomobile baktığında hakikaten kendi şeyini tam bir aile otomobili. Aynen öyle. Evet Mesut'cum. Mekanın güzelliğine de bir bakalım çünkü gerçekten güzel bir iç mekanı var. Kesinlikle. Hadi buyur gel. Görüşürüz. Sen istersen direksiyona geç. Tamam peki. Evet Mesut, sevgili Mesut, hazır mısın otomobilin içine girmeye? Ben giriyorum. Ve arkadaşlar merhabalar. Sevgili Mesut, bunun özellikleri var. Normalde şu düğmeyi bastığın zaman basayım. Bastığın zaman böyle katlanıyor. Yapıp öne gidiyor, arkaya geçişler için. Evet. Yolculuk edecekler çocuklar arkada için. Da iki yetişkin oturabilir bu arada. Aynı anda buradan alttan öne alıp gidebiliyorsun. Evet, aynı kızaklı. Zamanda da buradan şey yaptığın zaman döndürebiliyorsun. Döndürebiliyorsun. Çok, değil mi? Bu çok güzel. Değil mi? Arkaya doğru da dönüp arkaya doğru da dönüp ama onu tabii aynen öyle karşılıklı bunu geri alıp arkaya doğru da dönebiliyorsun. İstersen sen döndür oradan şimdi yandan. Ama buradan daha dönmüyor da. Yok, içeriden dönüyor. Evet, evet, evet. Evet. Şöyle. Bayağı hareketli gördüğün gibi. Arkadaşlar evet, çok, biraz istersen. Buna biliyorsun flex deniliyor yani. Aynen öyle. Çok esnek. Biraz istersen gel otomobil içine. Burada yolculuk yapmak da bayağı keyifli. Kesinlikle. Güzel değil mi? Baktığın zaman bak orta konsolda şu çıkıyor. Buraya kadar geliyor. Oo, masamız da var. Masamız da var. Yani buraya bir şeyler içecek masa, ya da evet. Bilgisayarını koyup ya da laptopunu koyup evet, şöyle burada çalışıyor. Burada da bardaklığımız var. Bardaklığımız var. Bu arkası için. Bunun ön bardak önüne ilgisi yok. Yok. Önde ayrıca bardaklık var. Onu zaten bunlar kullanıyor. Bunlar bizim bardaklığımız. Aynen öyle. Bak burada da böyle bir saklama gözü var. Evet. Hani eşyalarını muhtemelen burada. Bu soğutmalı da olabilir. Bakıyorum şimdi değilmiş. Değil. Ha, ama yok yukarıdan bir sanki delik var gibi. Soğutmalı olabilir. Olabilir. Diğer taraftan da baktığında burası yine çok burada rahat. Bayağı güzel cepler yapmışlar. Evet. Şunları beğendim bak.
Çok güzel, evet, kullanışlı. Bir de koltuğun bu koltuğun kendisi gibi ama bir cep. Bak burada havalandırmaları görüyorsun. Bak oto klima, evet. Klima kontrolleri var. Bunlar çok önemli şeyler. Arkayı yani arkada tamamen kendisi yani otomobilde 6 kişi de konforlu seyahat edebiliyor. Bak bunları gördün mü? Bunlar da mi? Klima menfezleri. Mesut'cum. Bak burada yine koltuk, soğutma ve ısıtma evet. Şeyleri. Ve buradan perde de var. Perdemiz de var. Böyle şey yaptığında icabında. Tersinden içeriden takıyoruz. Böyle kapatabiliyor. Müzik sistemi de hani Meridian. Başarılı Meridian başarılı bir marka. Hoparlörler de olabildiğince büyük. Bak burada da gözler var. Gördün mü Mesut? Yani otomobil gerçekten hani iç tasarımı gerçekten çok kullanışlı, evable. Yani, ofis gibi. Aynen ofis gibi. Bu arada burada cam. Önde de sunroof var. Sunroof var, aynen öyle. Yani burası sabit cam, önde aynen sunroof. Aynen öyle. Bu açılmıyor, kapanmıyor ama evet. Neticede ama arkadakiler... öndeki sabit cam değil, bu sunroof. Aynen öyle. O açılıp kapanabiliyor. Baktığında bu patronlar için de bir araba, güzel bir araba. Baksana şunları görüyor musun? Evet, evet. Buradaki Type-C girişleri aynen. Baktığında... Her yerde Type-C girişi var. İki tane burada var. İki tane arkada var, var. Önde var. Yani buraya baktığın zaman bu şurası çok kullanışlı baktığında. Yani normalde... karavan gibi araba. Aynen, aynı zamanda o bir burada yürüyen ofis. Yaşam alanını da yapabilirsin. Yani. Ama arka koltuğun konforunu bilemiyorum. Yani sanki çok da bunun kadar konforlu değil. Tabii bunlar kadar olmayacak ama. De 7 koltuklu araçlar var SUV'lerde. Evet. Ve arka iki koltuk çocuklara ayrılmış koltuktur. Aynen öyle. Mesela bunun birçok örneği var. En büyüklerinden bir tanesi Land Cruiser'dır. Evet, Toyota Land Cruiser. Evet, evet. Onda bile arka koltuklarda ancak çocuklar yolculuk yapabilir. Ama aynen. Bunda iki yetişkin burada rahat yolculuk yapabilir. Yapabilir. Bu arada başlıklara ne diyorsun? Çok fazla artık lafı uzatmayalım. Öne geçelim ve sürüşe başlayalım. Ama bu başlıklar da güzel diye düşünüyorum. Aktif başlıklar bu evet. Arada. Yani... Kaza sırasında kendi görevini yapan başlıklar bunlar. Tamam, hadi yola öne çıkalım geçelim. O zaman. Evet, direksiyona geçtik. Evet Mesut. Sen epey sürdün. Birazcık da ben... Evet evet iyi edersin. Yani gerçekten hem konforlu hem elektrikli hem devasa bir tank. Hem de çok sessiz. Hem de çok sessiz. Biliyorsun motor sesini de özel bir efekt kullanılarak evet. İçeriye ve dışarıya veriliyor. Ama dışarıyı zaten çok hissetmiyor. Elektronik bir ses yani. Elektronik bir ses. Dediğim gibi dışarıdaki aracın dışındaki kübik tasarım Mesut içeride de kendini hissettiriyor. Farkında aynen, mısın? Aynen. Yani bir E segmenti otomobil olduğunun hissiyatı var içeride. Yani tasarım olarak da söylüyorum. Malzeme ve işçilik kalitesi olarak da söylüyorum. Evet. Ve teknolojik olarak da artık E segmenti modellerin çok üstünde bir teknolojik özelliği var. Mesela bütün aynalar bir kere kameralı ayna. Yani dijital bir ayna. Evet. Buradaki ayna da dijital. Burada da dijital zaten. Üç tarafımızdan da arkamızı çok rahatlıkla evet. Görebiliyoruz. Sinyal verdiğin zaman da açılıyor. Başka otomobillerde de var. Üçüncü kadranında da ekran açılıyor ve görebiliyorsun onu aşağı sağa getirdiğin zaman. Evet şöyle yaptığımız zaman işte burada bundan bahsediyorsun evet, değil mi? Aynen yuvarlak öyle. Bir aynen görüntü öyle. Geliyor buraya. Evet. Nasıl? Bak. Vay, süper gidiyor. Bir yola tutuşu da çok iyi yani. Evet bu kadar yüksek bir araç olmasına rağmen yol tutuşu çok iyi. Neden? Çünkü altta yaklaşık 350-400 kilo civarında bir batarya var. Kesinlikle. Yere çok yakın. Aynen. Ağırlık merkezi yere yakın olduğu için de tabii ki yol tutuşu daha kaliteli oluyor, daha iyi oluyor. Yani dinamik bir araba. Sanki böyle dev bir arabanın içinde değilsin de daha böyle kompakt bir araba kullanıyor gibisin. Çok esnek sürüşü var. Evet. Çok canlı bir sürüşü var. Zaten
beygir gücünü ve torkunu da düşündüğünde bu canlılığı zaten bulacağımızı biliyorduk. Elektrikli otomobillerin canlılığı gerçekten çok iyi zaten. Çok iyi. 98 kWh'lik batarya kapasitesine göre daha güçlü motoru olan araçlar var biliyorsun. Var tabii ki. Mesela bizim TOGG'un daha henüz çıkmayan çift motorlusu geldiğinde yani, bundan daha performanslı olacak. Olacak evet. Ben şeyi sormak istiyorum Mesut. Ben çok beğendim. Direksiyon hissi, tepkileri nasıl senin şeyin? Ya ben direksiyon tepkisine çok önem veren biriyimdir. Arkadaşlarımız beni takip edenler de bilirler. Yani böyle katılaşan direksiyonu her zaman daha çok severim. Bunda da çok sayıda sürüş modu var. Evet. Bu sürüş modlarını değiştirdikçe direksiyonun tepkileri de değişiyor. O güzel bir şey. Yani tam da beklediğimiz şey aslında. Evet, hatırırsa. Kalın ama etli böyle. Evet, etli. Biraz hafif köşegenli. Evet, yani biraz yuvarlı, kare gibi. Kare gibi. Tam daire değil. Evet. Bazı delik. Arkadaşlarımız büyük bulmuş. Bana göre hani bir baktım içinde bunu kullandım ve yaşadığım zaman. Ya aslında tasarımı biraz büyük gibi gösteriyor. Ama bence çap olarak çok büyük bir tasarım değil. Hani daha küçük tasarımlı, daha küçük çaplı araçlar var mı? Var ama bana çok büyük gelmedi açıkçası. Bir de buradaki yekpare bir dijital ekran var. Hem gösterge panelinin hem de multimedya ekranın birlikte olduğu ve ortada da yine evet. Yani aslında üç parçalı bir ekran ama ekran. Yekpare Mercedes'te biliyorsun BMW'de ve Mercedes'te. Ben yeni modellerinde. Öndeki ön tasarıma ne diyorsun? Baksana şuradan çok güzel kırmızı ışıklar geliyor. Evet, ambiyans buradan ışık, böyle evet. Bir deri kalitesi, malzeme kalitesi çok başarılı. Çok başarılı. Değil mi? Burası da dokunmatik bu arada farkında mısın? Evet, evet. Buradaki multimedya ekranının kumandası, search, medya, yani ayarlar. Burası normalde sanki hiç böyle ekranla alakası yokmuş, yokmuş gibi duruyor. Duruyor. Sanki burada böyle bir nasıl diyeyim. Yumuşa, hafif, sert ama hafif. Sert tabii ama yani böyle plastik bir parça gibi duruyor burası. Bir çıta gibi duruyor ama bunun üstünde tabii kumanda edebileceğin düğmeler de bulunuyor. Ses, mesela sesin böyle manuel olması iki taraf için de bu. Baktığın zaman baksana home tuşuna bastığın zaman normalde gelen ekran da oldukça yeterli ve dop dolu diye düşünüyorum. Bu arada bak şu anda ortalama enerji tüketimi 12.1 kWh görünüyor. Yani bu kadar ağırlığa, bu kadar cüsseye rağmen 12.1 kWh çok başarılı değil mi? Kesinlikle. Yani tabii güncel olarak sürekli değişen bir şey. Ama evet. Mesela bastığında gidiyor. Daha yükseğe de çıkabiliyor. Aynen. O ayrı. Ama ilginç yani. Evet. Tüketim konusunda biraz iddialı görünüyor. Ortalama tüketimi de yaklaşık bu sert sürüşlere rağmen 23 kW gibi bir civarlarda. 2700 kiloluk ağırlığa rağmen sürüşü hissi nasıl? Nasıl, beğendin mi? Ben çok beğendim. Sürüş hızlanması. Hissi de güzel. Güzel. Biraz sürüş modlarından bahseder misin Mesut'cum? Evet, sürüş modlarının düğmesi direksiyonun üstünde. Bunu ben çok sevdim. Hı. Yani genellikle ortada olur ama burada ortayı böyle büyükçe bir göz ve bardaklık yaptığı için buraya pek fazla düğme koymamış. Ama şurada tabii birkaç tane düğme var ama sürüş modlarının iki tane düğmesi var bu arada sürüş modlarının. Yani iki düğmenin bir tanesi Dry mod yazıyor. Yani evet. Sürüş modu, bildiğimiz sürüş modu. Bir diğeri ise Terrain mod, yani arazi modu. Sürüş modunda neler var? Hemen ona bakıyorum. Eco var, normal var, sport var ve My Drive var. Yani kendiliğin, evet. Benim sürüşüm aynen diyor öyle. Bir anlamda. My Drive'la da kendi sürüş modunuzu kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Terrain modda, yani arazi modundaysa 3 farklı var. Snow, Mud ve sand, yani kar, çamur ve kum. Bunlar da çok önemli. 4x4 olmasının da en büyük evet. Özelliklerinden biri bu aracın, değil mi? Evet, evet, aynı. Bu arada burada da yine düğmeler var ve bunlar da hem ısıtma hem soğutma koltuklar için, hem de direksiyon ısıtmasını sağlayabiliyorsun burada. Onları da buraya koymuşlar düğmelerini. Sanki bir Mercedes gibi. Mercedes de buraya koyar genelde. Aynen, aynen, kapıda. Evet. Önce ilk Mercedes olmuş. Koyduğunda ya bu ne orada falan derdi. Hatırlarsın koltuk evet. Şeklinde bir evet, düğmelerin koltuğun yerleşimi.
Ama şık duruyor değil mi? Evet, kesinlikle hala da aynı şekilde. Otomobile şu altta da çok güzel, belki 30 litrelik, 40-50 litrelik belki. Evet evet, bayağı geniş bir göz var orada. Göz var, o da böyle bir çok... Havuz gibi daha doğrusu. Aynen öyle, o da çok kullanışlı. Bu arada burada Type-C girişleri, normal telefon şarjı, Type-C girişi USB var. Girişi var. Çakmak, çakmaklık gözü var. Oradan oraya da elektrik da, alıyor. Ben öyle elektrik evet, aldım oraya telefonumu. Bir tane şarj cihazı bağlanarak yapılabilir o. Doğru. Evet, genel itibariyle bence hem malzeme kalitesi, hem işçilik kalitesi, hem de aracın diğer özelliklerine baktığınızda gerçekten bir E segmenti otomobilin bütün özelliklerini veriyor değil mi? Veriyor. Bir de bak burada kumandalar var. Gördün mü şurada kumandaları? Evet evet. Burada direkt aşağı doğru yatırabiliyorsun. Öne yani doğru arkadaki getir- kişi bunu kumanda ederek evet, ileri geri. Aynen öyle. Ön koltukları ayarlayabiliyor, doğru. Aynen öyle. İşte kameralı aynalara alıştın mı? Ya vallahi ben çok alışamadım. Vallahi ben sevdim ama ya. Yani alışırız. O, bu ortadaki bazı otomobillerde de var. Orta dikiz aynasına da kameralı çok alışamıyorum. Sanki otomobiller Mesut arkama dibime giriyor gibi. Tam arkamda gidiyor. O iyi bir şey aslında. Arkana giriyor gibi olması, hani çok yakın hissetmen biraz daha kontrollü sürmeni de sağlayabilir aslında. Kesinlikle. Ben şu yanlardaki ayna yerine konulan kameraların görüntüsünü, açılarını çok beğendim. Bir kere evet. Ölü açı yok. Yok, çok güzel. Evet, ona baktım. Kör nokta yok. Müthiş orada. Kameranın da aziz her noktasını bu, görebiliyorsun. Yararı bu değil mi? Evet evet. Nasıl evet, gözüküyor? Çok iyi. Bak mesela şu anda dibimde araç var. Dibime kadar da görünüyor. Bu arada tünele, bu arada girdik. Tünele girdi. Bak ışıklandırmayı da kırmızı görüyorsun. Kameralar nasıl çok evet, güzel bir şekilde. Otomobilin dört bir kamera tarafından kendi kamera kendine devreye giriyor tünele girince. Aynen öyle. Bak görüyorsun, bak gidişimizi görüyoruz. Sağ aynadan da görüyoruz tünelden. Sol aynada aynı şekilde. Benim tek takıldığım nokta şu. Vereyim 5 milyon. Okey. Limit güzel. Hani şey anlamında yeterli gibi gösteriyor. 600 küsur, 668 kilometre. Ama bu pratiğe işlediği zaman... İşte iki kişi bindin, dört kişi bindin, altı kişi bindin, klimayı açtın, 90'ı geçtin. Bunları düşürdüğün zaman şuradan bir İzmir'e bile gitmek bir bununla ben şarjlan, İzmir'e giderim ama. Bir şarjlan gider misin? Bir şarjla giderim İzmir'e. Bir deneyelim bence. Bir gün alalım bence, deneyelim bunu. Deneyelim. Ben çekelim bununla bir şarjla gidebilirim. Ben gidemeyeceğimizi düşünüyorum. Yok, ben gidebilirim bununla bir şarjla. 90'a ya geçmeden. Yo, 120'ler civarında bile sürsem bir şarjla gidebilirim. Bence gidemeyiz. Girelim iddia. Var mısın iddiaya? Kesinlikle varım. Bence ama gidemeyiz. Ben süreceğim. Tamam, sen sür, ben yanda oturacağım. Keyfimi yani çıkaracağım. Ortalama 100 kilometre olacak. 110-120 tamam, olur. Tamam. Klimamız açık olacak ama. Klima hava da, sıcaksa. Tabii zaten. Soğuksa da sıcağımız açık tabii, olacak. Tabii tabii. Bu arada bunda ısı pompası olduğu için o çok ciddi bir problem olmayacaktır zaten. Yani klima çok fazla enerji tüketimine sebep olmayacaktır. Onu bizim söyleyeyim. Asistanı da alırız. Muhammed'i de 3 tamam, kişi olacağız. Hani tamam, gerekirse 4 de olur. Bakarız. Yani 500 kilometre bununla ben yol yapacağımızı düşünüyorum. Bir depo, bir şeyden, bir şarjla. Tek şarjla. Ağzım o kadar alışmış ki depoya farkındaysan. Yani, tek şarjla biz onu yaparız. Yaparız. O zaman bu şey not edelim bunu, tarihi. Ya benim sürüşüm biraz takipçiler bilir. Ben sürüş konusunda, yani tasarruflu sürüş konusunda iyiyimdir. Öyle bir iddiam da var benim. Benim geçenlerde yok bir ama 1000 kilometre yolculuk yaptım ki Citroen'in bir modeli. Onun videosu da bu arada benim kanalda var. Onu isteyenler izleyebilirler. Süper. 1000 kilometre, sırf 1000 kilometre yolculuk yaptığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz? İşte kaç kere şarj edeceğiz? Şarj noktaları bulabilecek miyiz? Yolda kalır mıyız? Türünden bir şeydi aslında, bir çalışmaydı. Ve 1000 kilometre, yani İzmir'e gittim, İzmir'den döndüm bu arada. 1000 kilometreyi öyle yaptım. Hatta 1000 kilometre yaparken de giderken Çanakkale üzerinden, gelirken Bursa üzerinden dönerek geldim. Tam 1000 kilometre. 1400 kilometre falan civarında bir yol yapmış olduk. Ve toplamda 4 kere
şarj ettim aracı. 1000 kilometrede 4 kere şarj ettim. Ve o 4 kerenin de hepsinde boşaltarak şarj etmedim. Yani mesela kimini %30'dayken şarj ettim. Kimini hatta %30'dayken şarja bağladım. %80-85'ken çıkardım şarjı filan. Yani toplamda ben o şeyde, tabii Citroen'in o EC4X ile gitmiştik. Evet. Onun batarya kapasitesi bunun kadar değil. Dolayısıyla tabii ki onu 4 kere şarj etmek değil ama ben 3 şarjla o 1000 kilometreyi tamamlayabilirdim onunla. Böyle sıfırlaya sıfırlaya gitseydik. Öyle düşün yani. De kilometreyi denk getiremiyoruz. Yok, ben hani şunun için söylüyorum. Ben bununla İzmir'e giderim bir şarjla. Bir şarjla da İzmir'den dönerim diyorum. Aynen öyle. Sen de dönemezsin diyorsun. Ben dönemem diyorum. Yani dönemezsin diyorum. Sevgili deneyelim Mesut. Deneyelim abi. Olur, deneyelim. Hayır, iddianın şeyi ne olsun? Vallahi ne istiyorsun, ne söylüyorsun? Güzel, mükellef bir yemek bana diyelim. Bana bir tane EV9 al. O da güzelmiş. O da güzelmiş. Bence bize Kia sponsor olsun bu anlamda. İyi olur. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu aracın kübik tasarımı, oldukça büyük bir cüssesi ve dik dik gelen tasarım. Ön cephe mesela çizgiler bayağı dik. Var, evet. Ama buna rağmen sürtünme katsayısı çok yüksek değil. Çok evet, fazla evet. değil. Evet, 0.28. Evet, 0.28 CD. Yani bu aracın bu tasarımına göre bence oldukça başarılı. Başarılı bence yani de. Aerodinamiği de çok iyi bu arada. Yani tabii bundan çok daha iyileri var. 0.21 CD olanlar bile var çeşitli araçlarda. Bildiğim kadarıyla 0.21'in altına pek düşmedi ama araçlarda o civarlarda olanlar var. 0.28 onlara göre tabii ki daha yüksek ama böyle bir araç tasarımının 0.28 olması da bence çok başarılı. Kesinlikle, ben de başı buluyorum. Katılırsın katılmazsın bilemem ama sevgili arkadaşım, yani ben 5 milyonum var. Elektrikli bir Mercedes mi bir BMW mi alayım diye düşünürsen, açıkçası ben üçüncü olarak da, seçenek olarak da Kia EV9'u yanına koyarım. Şimdi ben şöyle... Premium segmentte onlar konumlanmasına rağmen. Konuya ben şöyle bakmak isterim. Sen ki, ne dersin? Evet. Evet, tüketicileri de, takipçi arkadaşlarımızın, izleyenlerin de doğru bilgi alması açısından şöyle bir yorumda bulunmak isterim. Bir kere neye ihtiyacınız olduğunu bilmek lazım. Şimdi... Böyle bir araca ihtiyacı olan insanlar için bence Mercedes'in, BMW'nin, neyse işte premium markaların hepsinden çok daha öncelikli olması gereken bir araç. Bir kere bunu söyleyeyim. Değil mi? Yani onlardansa bunu tercih etmek doğru. Ama ben şahsi olarak kullanacaksam bana fazla. Ben bu kadarına ihtiyacım yok açıkçası. Yok, genel olarak almak istiyorsun. Heh. 5 milyonum var, alacaksın. Tamam. Öyle bir bütçem var. Tamam. Öyle düşün. Yani 5 milyon lira olduğunda bu bana gereksiz gelir ve almam. Bu ayrı bir konu. Ama ya 5 milyonum var. Ben Mercedes de almam. Bunu da söyleyeyim ha, yani. Ben daha kompakt otomobilleri beğeniyorum. Daha elimin altında olsun. Daha kolay kullanımı tamam, olsun. Tamam, ben başka pratik bir şey pratik olsun. Mesut, ben kendi şahsım için söylüyorum. Tamam Mesut. Ama tüketici için söyleyecek olursam. Genel olarak tüketicisin. Kendin olsan. Aynen. Ama fikrini sorayım. Şimdi ben. Ben onu söyledim zaten. Diyorum ki. Eğer ki böyle bir araç alma satış sonrasını da olan, düşün. Satış sonrasını, tabii. sürdürülebilirliğini düşün. Böyle bir araca ihtiyacı olan biri için, yani bu sınıfta bir araç beklentisi olan biri için bence bütün markaların önünde bir araç. Değil mi? Kesinlikle. Yani onlardan önce tercih fiyat, listesinin başına aynen, her açıdan, kullanım, her açıdan satış sonrası yani servis. Hem dört çeker olması hem bu kadar esnek, yani flex bir İç mekanının olması, konforlu kalitesi, olması, konforu, yol tutuşu, performansı, her açıdan çok başarılı bir otomobil. Yani bu arabada arayıp da bulamayacağın bir şey yok. Yok yok açıkçası. Tabii. Hatta yani, ya buna gerek var mıydı, bu kadar da lüzumlu muydu diyebileceğin ekstralar bile var. Var açıkçası. Var değil mi? Tabii. Ben de onu düşünüyorum. Şimdi artısı o kadar çok ki gerçekten. Eksisi ne var diye baktığımda
çok bana eksisi var gibi gelmedi açıkçası. Vallahi ben tek şey hani ya fiyat biraz daha mı şey olsa ama abi, tabii bu ama kadar o fiyata büyük, o fiyata bu tarzda bir araba alman imkansız. İmkansız. Yani, SUV herhalde. Yani bu zaten. Bu büyüklükte, bu konforda, bu flex kullanımda filan, yani bütün bu ayrıntılar düşündüğünde düşünsene arkadaki koltuklar bile elektrikli katlanıp açılıyor. Ya, yani güzel, onların evet. her biri için motor konulmuş. Aynen. Bunlar çok ciddi maliyetler yani şu aslında. Şu konfora baksana ne kadar rahat. Bir de siyah. Ya, arkaya kumanda güzel. Etmek için özel bir klima paneli konulmuş. Yine dokunmatik bir klima evet, paneli. Evet. Yani bunların hepsi ekstra maliyetler. Bu hani fiyatı için çok fazla olumsuz şey söyleyemeyeceğim. Aracın kendi içinde çok olumsuz söyleyemiyorum. Şimdi mesela sürekli farkında mısın? Uyarı veriyor. Çünkü gözümü buradan ayırdığım için, yoldan ayırdığım için, seninle konuştuğum için direksiyon, diyor ki bir kahve al da iç dinlen diyor. Diyor doğru. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu otomobilin kendi kendine park edebildiğini, hani Hyundai, Ioniq 5, 6 evet. gibi bu sensörle park yeri buluyor bu. Amerika'daki bu yani uzaktan park. Kumandayla hayır arabanın yerler... içindeyken bunun öyle bir özelliği var ki mesela ondan da bahsedelim güvenlik özellikleri dışında. Bu otomobiller normalde park yeri arıyor, buluyor, önünde duruyor ve sen içindeyken kendi park ediyor. Hani dışındayken de kumandayla dışındayken de ileri geri sıkışık yere konulmuşsa oradan çıkarmıyor. Mesela kapılar açılmıyor. Tabii tabii. Orada düğme. Ama kendi kendine park eden de bir otomobil. Tabii tabii tabii. Evet bu arada tabii güvenlik özelliklerinden de bahsetmek lazım. Aklına gelebilecek bütün bugünkü teknolojiyle ilgili aklına gelebilecek bütün güvenlik özellikleri standart olarak bu araçta var. Var. Şerit sahip takip. Evet, şerit takibinden tut işte plaka okumadan, plaka okuyup uyarmadan, tabii. şeritte kalmayı sağlayan, direksiyona müdahale eden, evet. yarı otonom sürüş sisteminden. Yarı otonom sürüş sistemi level 2 gayet başarılı olarak da evet. sürülüyor. Yani direksiyonu bırakmadığınız sürece aslında kendisi de direksiyona müdahale ederek o sürüşü sağlıyor. İşte önünde bir araç denk gelirse duruyor, yavaşlıyor, hatta durması gerekiyorsa duruyor ve tekrar önü açıldığında, yani öndeki araç ilerlemeye başladığında kendi ilerlemesini de senin burada yapacağın hız ayarına göre, cruise control ayarına göre de sürüşünü gerçekleştiriyor. Bu açıdan baktığımızda da aşağı yukarı olmayan bir özelliği yok. Yani bugün teknolojik olarak piyasada güvenlik teknolojisi ne varsa bu araçta da var. Var evet, onu da belirtmekte fayda var. Fayda var. Evet herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar oldu. Evet sevgili Mesut, keyifli bir videonun sonuna geldik. Evet. Evet hem benim hem de Mahmut'un YouTube kanalında bu video yayınlanacak. Sizden ricamız benden çok Mahmut'un Mahmut'un videosunu izlemeniz. Teşekkür çünkü Mahmut'un sizin ilginize ihtiyacı var. Şu anda daha çok olmadı. Birkaç daha aydır. 6 ay oldu evet. 6 ay değil mi? Ama iyi gidiyorsun bu arada. Teşekkür ederiz. Bence başarılı gidiyorsun. Yani pek çok arkadaşımız senin kadar hızlı büyüyemedi. Sağ olsun. İyi gidiyorsun. Arkadaşlarımız biraz daha destek versinler. Biz de rica edelim şimdi takipçilerimizden. Sağ olsun. Mahmut'u izlemeyi, hatta izledikten sonra da şöyle bir beğenip abone değilseniz de abone olmayı unutmayın derim. Tabii ki yorumların da yorumları beni evet, yönlendirme açısından değil mi? Sen de bilirsin yıllardır. Evet. YouTube'da yorumlar çok önemli. Yorumlar ve çünkü yorumlar bizi adam ediyor yani bir anlamda. Kesinlikle. Ne yapacağımızı bize öğretiyor yorumlar. Çok önemli aslında yorumlar. Evet. Her zaman yorumlara cevap veremiyor olabiliriz. Çünkü çok yoğun bir iş o iş. Başka birileri de hani bizim yerimize çalışan bir arkadaşımızın yorum yapmasında ben kesinlikle istemem. Kendim ilgilenmek isterim. Tabii dolayısıyla ki. O yorumlara cevap veremiyor olsak bile o yorumların hepsini okuyoruz arkadaşlar. Bundan emin olun. Ve o yorumlar bize yol gösterici oluyor. Rehber oluyor. Rehber kesin. Oluyor. Biz bugüne kadar ben şahsen kaç yıl oldu bilmiyorum. Bunca süredir o yorumları okuyarak yapmak istediğim ne varsa, yaptığım ne varsa o yorumların rehberliğinde yaptım yapacaklarımı. O yüzden Mahmut'a da çok faydası olacağını, onun henüz başında olduğu için yani. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Ben yorumlarınızı da mutlaka hem benim videoya hem de Mahmut'un videosunun altına yazmanızı rica ediyorum. Evet.
Teşekkür ederiz. Edelim. Sağ olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Sevgili Mesut Lan, Mesut Bıyık, yani namı değer o otomobilin Mesut abisi, değerli kardeşim, meslektaşımla uzun bir aradan sonra bu keyifli videomuzu umarım beğenirsiniz. Beğenmişlerdir diye umut ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu aracın hani eksisi de mutlaka vardır ama bize artısı daha fazla göründüğü için açıkçası ben hani beğendim beğenmedim videoları yapıyorum. Bu aracı alsam nesini beğendim nesini beğenmedim dediğimde beğenmediğim kısımdan çok az şey bulunur çıkar. O da zorlamayla çıkar belki. Gerçekten her açıdan başarılı bir araç. Hayırlı olsun alanlara diyelim. Evet, hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.